Başlayayım mı arkadaşlar? Değerli basın mensupları, Kurban Bayramı'nın ardından ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Toplantımız devam ediyor. Toplantımız esnasında Van Çatak'ta bir jandarmamızın şehit olduğunu öğrendik. Bir de yaralımız var. Şehit Mehmetçiğimiz Mustafa Bozkurt'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır, milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralı jandarmamıza da Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Ülkemiz uzun bir bayram tatilindeydi ama yakıcı sorunlar tatil dinlemedi. Fakir fukara bayram gelmiş neyime, kan damlar yüreğime demeye devam etti. Tam da bayram arifesinde kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notunu düşürdü. Kredi notumuz çöp seviyesine bir adım daha yaklaştı. Bayram biter bitmez TÜİK makyajlı işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsiz yurttaşlarımızın sayısı 310 bin kişi artarak Mayıs'ta 8 milyon 387 bin kişiye ulaşmış. İşsizlik gelirden mahrum eder, enflasyon gelirin aşınmasına neden olur. Bir ekonomide en büyük ilke illet bu ikisinin bir araya gelmesidir. Buna da sefalet denir. İşsizlik ve enflasyondan oluşan Dünya Sefalet Endeksinde Türkiye şampiyonluğu artık kimselere bırakmıyor. Ama bu sefalete neden olan sarayın kibirlisi bayram öncesi milletimize işsiz, aç, açık, kimse bırakmadık diyerek caka satabiliyor. Bayram tatilinde okyanus ötesinden Amerikan Kongresi'nden de can sıkıcı haberler geldi. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi üretim ortağı olduğu 5. nesil savaş uçağı F-35 projesinden çıkarmıştı. Ardından Amerika Birleşik Devletleri yönetiminden size 4. nesil F-16 verelim teklifi gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi son NATO zirvesinde de kongrede bu teklifi destekleyeceğini açıkladı. Ama daha temsilciler meclisi aşamasında Türkiye F-16 satışını şarta bağladılar. Bu devletimizin egemenlik haklarına alenen müdahaledir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Hafta sonuna girerken bir başka acı olayı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yılını idrak ettik. O karanlık gecede kaybettiğimiz 251 canımızı rahmetle, saygıyla andık. Yine geçtiğimiz Perşembe hemşerisi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e her zaman saygı ve sevgi duyan Batı Trakya Türk toplumunun hak, hukuk, adalet mücadelesinin önemli önderlerinden İskeçe'nin faziletli müftüsü Ahmet Mete Hakk'a yürüdü. Cuma günü Cumhuriyet Halk Partisi Balkan Masası olarak Trakya'daki belediye başkanlarımızla birlikte İskeçe'de merhumun cenazesine katıldık. Müftümüze bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Batı Trakya Türk toplumuna ve tüm sevenlerine, Türk dünyasına başsağlığı diliyoruz. Biz bu vesileyle bir kez daha bu haklı mücadelenin ve Batı Trakya Türk toplumunun yanında olduğumuzu tekrarlıyoruz. Trakya demişken, Trakya ve Güney Marmara'da ayçiçeği tarlaları çayır tırtılı istilası altında. Üreticilerimiz çok büyük sıkıntı içinde. Tırtılla mücadelede kontrolsüz ilaçlama yapılıyor. Bu da bölgedeki arıcılığa büyük zararlar veriyor. Çiftçilerimiz perişan, arıcılarımız perişan. Tarım Bakanlığı derhal tedbir almalı. Alamıyorsa da bölgeyi afet bölgesi ilan ederek çiftçilerimizi, üreticilerimizi rahatlatmalı. İşte bugünkü toplantımızda tüm bu konu başlıklarını ele aldık. Değerli basın mensupları, 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. O karanlık gecede milletimiz canını ortaya koyarak devletini sokaklardan topladı. Tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. FETÖ hain darbe girişimini planlayan, darbeye teşebbüs eden, içinde yer alan, milletimize kurşun sıkan kim varsa elbette en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Ancak cezaların şahsiliği de yok, sayılmamalıdır. 15 Temmuz'dan bir tek adam gömleği çıkarmak için hukukun en temel ilkeleri yok sayıldı. Ülkemizde adalete ve devlete güven duygusu büyük yara aldı. 15 Temmuz sadece siyasi rant için değil, ekonomik rant sağlamak için de istismar edildi. Kurulan FETÖ borsalarında zenginler korundu, yoksullar hapsedildi.
Türkiye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun el koyduğu şirketler, servetler, kayyumlar marifetiyle el değiştirdi. Bu çerçevede Sayın Genel Başkanımız Nurettin Canikli'ye mal varlığını açıkla çağrısında bulunmuştu. Ortada çok ciddi iddialar var. Ama Nurettin Canikli'den hala tık yok. Kendisinden gereğini yapmasını bekliyoruz. Normal bir hukuk düzeninde tüm bunlar araştırılır. Ama hukukun rehin alındığı otoriter rejimlerde yağmaya, talana hukukun sesi çıkmaz. Darbecileri yıllarca besleyip büyütenler, Allah affetsin, millet affetsin diyerek hesabı ödemeden kaçacağını, ağzını silip masadan kalkacağını düşünebilirler. Ama çok bilinen bir kuraldır. Siyasette kandırılmış olmak mazeret değildir. Siyasette aldandım demek, basiretimi ve aklımı kaybettim, kararlarım ve eylemlerim hükümsüzdür demeye gelir. Bunun da devlette kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Bu yönetim iş başına geldiği günden itibaren hain darbe girişiminde bulunmaya cüret eden ortakları hakkında devletin güvenlik bürokrasisi tarafından uyarıldı. İşte 481 sayılı Milli Güvenlik Kurulu kararı, yıl 2004. Bu uyarıya rağmen devletin adliyesi, askeriyesi, mülkiyesi, maliyesi ve istedikleri diğer her şey o ellere teslim edildi. Ve sonunda o hain eller de geldi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladı. Yani hiç kimse bilmiyordum, aldatıldım diyemez. Çok açık söyleyeyim. Buradaki açık ifadeye rağmen tedbir alın, eylem planı uygulayın ifadelerine rağmen bununla bu tedbirleri almayanlar 251 şehidimizin sorumlusudur. Bu tedbirleri almayan siyasi sorumlusu hükümetin başındaki Erdoğan'dır. O hain darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz 2016'da tam olarak neler yaşandı? O da hala açıklığa kavuşmadı. Dönemin MİT Müsteşarının Genelkurmay Başkanının darbe girişiminin aydınlatılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan araştırma komisyonuna gelmesine Erdoğan izin vermedi. Komisyonun hazırladığı raporda sümen altı edildi. O dönem MİT kime bağlıydı? Başbakan'a. Dönemin başbakanı darbe istihbaratının zamanında neden kendisine iletilmediğini MİT müsteşarına sorduğunu, tatmin edici bir cevap alamadığını televizyonda kendisi açıkladı. Ama yönetimde, müsteşarda her nasılsa hala koltuklarında oturuyorlar. 15 Temmuz hain darbe girişimi milletimizin vicdanında kapanmamış, kanayan bir yaradır. FETÖ hain darbe girişimi tüm boyutlarıyla aydınlatılana kadar, adil öksüz bulunana kadar, darbe girişiminin siyasi ayağı ortaya çıkarılana kadar, yurtta sulh komitesinin kimlerden oluştuğu açıklanana kadar bu yara kanamaya devam edecektir. Şehitlerimizin ruhları huzura kavuşmayacaktır. Ama kimse merak etmesin. FETÖ'nün ve ortaklarının açtığı bu yarayı kapatmak bize nasip olacaktır. Değerli basın mensupları, Erdoğan hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda millete ezen hayat pahalılığına 15 Temmuz'un devamı olan bir badiredir dedi. Bu sözler milletin aklıyla alay etmektir. Hayat pahalılığıyla 15 Temmuz arasında hiçbir bağ yoktur. İkisinin birbiriyle hiçbir ilgisi yoktur. Ama her ikisinin de nesebi sahihtir. Babaları bellidir. Babaları aynıdır. Her ikisinin de müsebbibi liyakat yerine sadakat diyen, biat ve itaati ehliyete tercih eden, iş bilmese de benden olsun diyen yönetim anlayışıdır. Yani Erdoğan'dır. 4 yıl önce verin şu kardeşinize yetkiyi, faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz diyen kimdi? Yine bundan 3 yıl önce ekonominin sorumlusu benim ben diye bas bas bağıran kimdi? Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi türlü türlü bahaneler uydurarak milletimizin nezdinde sorumluluktan kurtulmak mümkün değildir. Aylarca yüksek enflasyonu Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline bağladılar. Bunun arkasına saklanmaya çalıştılar.
Savaşın taraflarından Rusya'da enflasyon %15,9. İşgale uğrayan Ukrayna'da ise %21,5. Türkiye'de ne kadar? %79. O da TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla. Savaş Ukrayna'da. Ambargolar Rusya'da ama enflasyon canavarı Türkiye'de. Tabii bu bahane de tutmadı. Ardından dünyadaki petrol ve gıda fiyatlarındaki artışın arkasına sığınmaya kalktılar. Uluslararası petrol fiyatları yeniden düştü. Nebati Bakan bugün petrol fiyatlarındaki düşüşün pompa fiyatlarına yansıtıldığını söylüyor. Ama rakamlar öyle demiyor. 13 Temmuz itibariyle Brent tipi petrolün fiyatı $99.80. 80 sent. Aynı fiyatı Nisan başlarında da görmüştük. Türkiye'de benzinin litresi Nisan başında 19 lira 11 kuruştu. Bugün 23 lira 78 kuruş. O gün mazotun litresi 21 lira 37 kuruştu. Bugün 25 lira 53 kuruş. Petrolün uluslararası fiyatı 3 ay önceki seviyelerine geriledi, gerilemese de pompadaki akaryakıt fiyatları %20-25 o günün üstünde kaldı. Türkiye %137 enerji enflasyonuyla, %90'ın üzerindeki gıda enflasyonuyla, %80'e dayanan tüketici enflasyonuyla, üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı içerisinde enflasyon şampiyonu. %140'a dayanan üretici enflasyonuyla da OECD, G20'yi falan solladık, dünya şampiyonu olduk. Gıda enflasyonumuz OECD ortalamasının 7,5 katı. Enerji enflasyonumuz OECD ortalamasının 4 katı. Evirip çevirmeye falan gerek yok. Bu zulmün sebebi dünyadaki fiyatlar, dış mihraklar, şunlar bunlar değil. Bizatihi bu hükümet. Ve kibrin sarhoşu olan bu hükümetin başı. Milletimiz zaten ne yaşadığını biliyor. Hayat pahalılığını iliklerine kadar hissediyor. Erdoğan hangi bahaneyi uydurursa uydursun tutmaz. Bugün emeklerimiz gözleri yaşlı. İyi ki torunum yok. Harçlık veremezdim diye deme noktasına geldiyse. Genel merkezimizi arayan Kütahyalı emekli Ahmet Mehmet amca. Bir köpeğin aylık bakım masrafı benim aylığımdan fazla. Kasabın yolunu unuttum. Kalp hastasıyım. Hastaneden randevu alamıyorum. Randevu alsam merkeze inip hastaneye gidecek param yok diye dert yanıyorsa, bunun sorumlusu emeklerimizi yokluğa mahkum eden sarayın ta kendisidir. Avrupa'da konut fiyatları son bir yılda %10 artarken, Türkiye'de %110 arttıysa, gençlerimizin bir ev bir araba alması artık hayal olduysa, bunun sorumlusu Erdoğan şahsı hükümetidir, başkaları değildir. Çiftçi, besici ürettiğinin karşılığını alamıyorsa, kıymanın kilosu 150 lira olduysa, 1 litre karton kutu süt 20 lirayı bulduysa, şu yaz aylarında domatesin en kötüsüne markette 15 lira fiyat biçiliyorsa, Ankara haline meyve sebze taşıyan nakliyeci kamyonuna lastik alamıyor, eskiyen lastiğine diş açıyorsa, bunun sebebi öyle dünya falan değildir. Bunun sebebi sarayın kerameti kendinden menkul, faiz sebep enflasyon netice saçmalığıdır. Ama artık mızrak çuvala sığmıyor. Erdoğan'ın il başkanı Van'da, atama bakanı Trabzon'da insan içine çıktığında topa tutuluyorsa, esnafımız perişanız ve bunun sorumlusu sizsiniz diye bağırıyorsa, vatandaşımız ekmek oldu 8 lira sen ne konuşuyorsun diye haykırıyorsa, bunun sorumlusu elbette saraydır. Bu hükümet raf ömrünü tamamlamıştır. Bunlar artık metal yorgunludur. Milletin derdine derman olacak tek bir proje üretecek takatleri kalmamıştır. Bizim önerdiğimiz projelerle oy toplamaya çalışmaktadırlar. Onları da yarım yamalak eksik yedik yerine getirmektedirler. Sayın Genel Başkanımız daha iktidara gelmeden dediklerini yaptırtan genel başkan olarak dünya siyaset tarihine geçti bile. Emekliye iki ikramiye dedi. Önce olmaz dediler. Kaynak yok dediler. Sonra onu da yarım yamalak tıpış tıpış yaptılar. Genel başkanımız 3600 ek gösterge dedi. Bunlar yine direndiler. Ama sonunda yaptılar. Ama yine yarım yamalak.
Genel başkanımız taşeron işçilere kadro verin dedi. Bunlar yine kaynak falan dediler ama sonunda yarım yamalak da olsa yaptılar. Elektrikte TRT payını kaldırın dedi. Önce itiraz ettiler, sonra yaptılar. Elektrikte kademeli tarife getirin dedi. Bir müddet sonra yaptılar. Asgari ücreti yıl ortasında arttırın. Enflasyon çok yüksek dedi. Önce yasa masa diye ağızlarında gevelediler. Sonra eksik de olsa yerine getirdiler. Genel başkanımız gençlere kredi yurtlar kurumu borçlarının faizini ödemeyin. Biz gelince bu faizleri sileceğiz dedi. Beylerin yine paçaları tutuştu. Akıllarına birdenbire kredi yurtlar kurumu borçları geldi. Allah aşkına aklınız bugüne kadar neredeydi? Gençlerin KYK borcunu görmek için bizi mi beklediniz? Bakalım bu akşam göreceğiz. Genel başkanımızın dediklerini yapıp KYK faiz borçlarını hepten silecekler mi? Yoksa burada da yine eksik iş yapıp trolleriyle algı oluşturmaya mı çalışacaklar? Ne diyelim? Taklitler aslını yaşatır. Onun için biz iktidara gelir gelmez milletten alınanları tas tamam milletimize geri vereceğiz. Değerli basın mensupları, Türkiye ekonomisi koşar adım yeni bir döviz krizine doğru ilerliyor. Merkez Bankası'nın döviz kasası 1 Temmuz itibariyle 54 milyar dolar açık veriyor. Düşük faiz değersiz Türk lirası modeliyle düşecek denen cari açık ve dış ticaret açığı rekor üstüne rekorlar kırıyor. Ülkemizin önümüzdeki bir yılda çevirmesi gereken dış borç 182 milyar dolar. Buna bir de finanse edilecek cari açığı ekleyin. İyimser bir tahminle önümüzdeki bir yılda 220 milyar dolar borç bulmamız gerekiyor. Bu parayı bulmak için katlanılması gereken finansman maliyeti ise her geçen gün artıyor. Kısmen dışarıda borçlanma maliyetleri yükseliyor ama içeride de dış borçlanmanın maliyetini belirleyen önemli göstergelerden biri olan kredi temerrüt risk primimiz, yani borcumuzu ödememe risk primimiz, yani CDS 900 puanın üstüne çıkarak bugüne kadar görülmemiş seviyelere geldi. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk lirasındaki değer kaybına, enflasyondaki hızlı artışa, eksideki döviz rezervlerine, ekonomiye yük getiren kur korumalı mevduat uygulamasına bakarak Türkiye'nin kredi notunu bir basamak daha düşürdü. Ne yazık ki iflas kredi notuna sadece iki tık kaldı. Bu arada ülkede döviz kıtlığı artık o seviyeye geldi ki Merkez Bankası'ndan iş insanlarına lütfen döviz satın diye rica telefonları başlamış. Bunu iş insanlarımızdan duyuyorduk. Ama şimdi bu iş televizyonlarda aleniyet kazandı. Kasada döviz kalmayınca BOTAŞ gaz alabilsin diye bizi kıskanan Almanya'ya borç için el açtılar. Milletin 128 milyar dolarını hovardaca harcayan, bu milletin 10 milyarlarca dolarını sığınmacılar için tüketen hükümet, şimdi gaz alabilmek için Deutsche Bank'tan 925 milyon avro borç aldı. Buradan soruyoruz. Bu 925 milyon avroya ne kadar faiz ödeyeceksiniz? Bu milletin sırtına buradan ne kadar faiz yükü binecek? Borca haylık bir aylık derler. Doğalgazı bile dış borçla almaya başladıysak vay halimize. Bir an önce tedbir alın diyeceğim ama bu hükümetin tedbir alacak takati kalmadı. Değerli basın mensupları, vatandaşlarımız da borçlarını ödemekte giderek zorlanıyor. Bireysel kredi ya da kredi kartı borcunu ödeyemediği için bu yılın ilk 5 ayında yasal takibe düşen kişi sayısı geçen yıla göre %83 artmış. 748.437 kişiye çıkmış. Borcu nedeniyle halen yasal takipte olan borçlu sayısı ise 4.198.000 kişiye ulaşmış. Ama bu arada faiz lobilerinin keyfi yerinde. Mayıs ayı itibariyle bankaların dönem kârı geçen seneye göre %434 artarak 132 milyar liraya çıkmış. Sonra da Erdoğan hiç sıkılmadan faizin en büyük düşmanı biziz diye millete nutuklar atıyor. 2022 yılı bütçesinde faiz ödemeleri için ayrılan
240 milyar liraya daha yeni 89 milyar lira ilave ödenek aldınız. Sevsinler sizin faiz düşmanlığınızı. Bir de faiz dostu olsaydınız milletin sırtına acaba neler yükleyecektiniz? İşte bugün Haziran ayı bütçe gerçekleşmeleri açıklandı. Yılın ilk 6 ayında milletin bütçesinden faize harcanan para 134 milyar 654 milyon lira. Hazineden tek kuruş çıkmayacak diye pazarladıkları kur korumalı mevduat için hazine kasasından bir avuç mevduat sahibine ödenen faiz 37 milyar 235 milyon liraya çıkmış. Yine yandaşa verilen döviz garantileri projeler için harcanan para 9 milyar 575 570 milyon lira. Memleket yağma Hasan'ın böreği olmuş. Bütçe faiz lobilerinin, döviz garantili yandaş müteahhitlerin bütçesi olmuş. Ziya Paşa şu dizeleri sanki bu kifayetsizleri bilmiş de öyle söylemiş. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Değerli basın mensupları. Bayram tatilindeyken arada kaynayan, hakkıyla tartışılmayan bir konu daha var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir enerji dolandırıcılığı şebekesinin ABD hükümetinin verdiği teşvikleri yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırdığı iddia ediliyor. Şebeke üyelerinden biri de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Sezgin Baran Korkmaz. Recep Tayyip Erdoğan ile aynı fotoğraf karesindeler. Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 133 milyon doları Türkiye ve Lüksemburg'daki şirketleri vasıtasıyla akladığı söyleniyor. Sezgin Baran Korkmaz, geçtiğimiz yıl bu zamanlar Avusturya'da tutuklanmıştı. Hem Türkiye hem de Amerika Birleşik Devletleri Korkmaz'ın iadesini istedi. Birkaç gün önce Avusturya Adalet Bakanlığı da Korkmaz'ı onu serbest bırakan, mal varlığı üzerindeki tedbiri kaldıran vatandaşı olduğu Türkiye'ye değil, Amerika Birleşik Devletleri'ne iade etti. Önümüzdeki günlerde Sezgin Baran Korkmaz Amerikan yargısının huzuruna çıkacak. Bu davanın Türkiye'nin başına ne çoraplar öreceğini ileride hep birlikte göreceğiz. Amerikan Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamadan Sezgin Baran Korkmaz'a ait lüks yata Lübnan'da el konuldu ve söz konusu yatın 10 milyon 110 bin dolara satıldığı anlaşılıyor. Bu para da hemen Amerikan hazinesine aktarılmış. Ciddi devletler vergi mükelleflerinin ödediği tek kuruş verginin peşini bırakmaz. Bizdeki hükümet ise her yıl ilan ettiği vergi aflarıyla, varlık barışlarıyla güzelim ülkemizi dünyanın en büyük kara para aklama makinesi yaptı. Türkiye bu kifayetsiz kadrolar elinde Avrupa'da organize suçların en çok işlendiği ülke konumuna yükseldi. Tüm dünyada ise 12. sıradayız. Buna şaşırdık mı? Hayır. Çünkü bu ülkede atama İçişleri Bakanı organize suçla mücadele edeceğine ülkedeki tüm suçlularla fotoğraf vermekle meşhur oldu. Değerli basın mensupları, liyakatsizliğin, ehliyetsizliğin, kifayetsizliğin, partizanlığın darbe vurduğu bir başka alanda dış politikamız. İngiltere Başbakanı yakın zamanda istifa etti. Şimdi yeni başbakan adayları vaatlerini sıralıyor. Bunlardan biri de İngiltere'nin mevcut Dışişleri Bakanı. Söz konusu bakan, başbakan olması halinde ülkesindeki mültecileri Ruanda ile beraber Türkiye'ye göndermeyi düşünüyormuş. Peki bu bakana bu cüreti veren nedir? Biz söyleyelim. İlki bu kifayetsiz kadroların para karşılığı Avrupa Birliği ile imzaladığı mültecileri Türkiye'de tutma anlaşmasıysa, diğeri de ekonomimizi içine düşürdükleri içler acısı durumdur. Burada 3 tane kredi değerlendirme kuruluşunun Türkiye ile aynı kredi notuna sahip ülkeler grupları gözüküyor. Şu tabloya bir bakın. Türkiye ile aynı kredi notuna sahip ülkeler Ruanda, Papua Yeni Gine, Jamaika, Senegal.
G20 üyesi olup da bu ülkelerle aynı ligde yer alan bir başka ülke yok. Türkiye'yi Ruanda ile aynı lige düşürenler muhataplarımıza bizi Ruanda ile aynı kefeye koyma cüretini de veriyorlar. Ama buradan herkesi açıkça uyarıyoruz. Herkes aklını başına alsın. Türkiye'yi parayla mültecileri açık hava kampına çevirme dönemi artık sona erecek. Türkiye Cumhuriyeti kifayetsiz ellerin elinde de olsa ne çadır devletidir ne de muz cumhuriyetidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet ciddiyetiyle yönetileceği günler çok yakındır. Artık çok az kalmıştır. Ona buna dostum diyerek, içeride başka dışarıda başka konuşarak, içeriye aslan dışarıya pısmış kedi kesilerek dış politika olmaz. İşte İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinde yaşadıklarımız. Erdoğan sürekli NATO'nun kayıtlarına YPG girmiştir, PYD girmiştir ama hepsinden öte FETÖ bir terör örgütü olarak girmiştir deyip duruyordu. Ama İsveç ve Finlandiya ile imzalanan bu muhtırada ne YPG, PYD ne de FETÖ terör örgütü olarak anılmıyor. Bu söylenen tamamen hilaf-ı hakikat, okuması yazması olan bu metne bakan herkes bunu görür. Kaldı ki imzalanan muhtıra da bir NATO belgesi değil. Bu belgenin herhangi bir yerinde NATO Genel Sekreterinin imzası, kefaleti var mı? Yok. İşte burada 3 tane Dışişleri Bakanı'nın imzası var. Nitekim NATO Genel Sekreteri de çıktı, Erdoğan'ı açıkça yalanladı. Üçlü mutabakat zaptı bir NATO belgesi değil. Kolaylaştırılmasına yardımcı olduğumuz bir belgedir deyiverdi. Allah aşkına neden millete yalan söylüyorsunuz? Son olarak Amerikan Kongresi'nin F-16'ların satışını şarta bağlayan kararını sineye çekmemiz, kabul etmemiz mümkün değildir. Her konuda atıp tutan Erdoğan'ın şu ana kadar bu konuda tek kelam etmemesi düşündürücüdür. Bu bile NATO zirvesinde kapalı kapılar ardında başka pazarlıklar mı yapıldı diye bizi düşündürmektedir. Sayın Genel Başkanımız bunu gündeme getirmiştir. Erdoğan'ın yanına Dışişleri Bakanlığı'ndan kimseyi almadan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile yaptığı toplantının zabıtları var mıdır? Tutulmuş mudur? İktidara gelmekte olan bir parti olarak bu görüşme kayıtlarının arşivlere girmesini millet adına talep etmek hakkımızdır. Devlette devamlılık esas ise bu gereklidir. Türkiye'nin egemenlik haklarına ipotek koyan hiçbir pazarlığı biz kabul etmeyiz. Bunu herkes böyle bile. Milletimiz rahat olsun. Artık devletin devlet gibi yönetileceği günlere çok az kalmıştır. O sandık gelecektir. Millet de sözünü söyleyecektir. Kendine sırtını dönen bu kifayetsizlere kapıyı gösterecektir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim müsaadenizle bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi onları aktaracağım. İlk olarak Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen bir soru var. Ulusal Kanal'ın sorusu şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nin F-16 kararıyla ilgili bir tweet attı. Kılıçdaroğlu, buradan ABD'ye sesleniyorum. Bu konuda suçlu arayacaksanız suçlusu biziz. Varsa bir sorunuz bizimle halledin dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda bir çalışması ya da teması oldu mu, olacak mı? ABD'den bir değerlendirme geldi mi? Sayın Genel Başkanımızın söyledikleri açıktır, nettir. Türkiye'nin egemenlik haklarına müdahale edilmesini hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi açıkça söylemektedir. Sayın Genel Başkanımızın bu kararlı yaklaşımı iktidar olduğumuzda ülkemizin çıkarlarını nasıl koruyacağımızı, sorunları nasıl çözeceğimizi de ortaya koymaktadır. Efendim bir soru da ATV tarafından yönlendirildi. ATV'nin sorusu da şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilk Cumhuriyet Halk Partili vekillerin geldiğini söyledi. Ancak o iddiası kamera kayıtlarına uyuşmadı.
Meclise ilk giren isim dönemin idare amiri Salim Uslu olduğu iddia ediliyor. Sizin bu konuda bir değerlendirmeniz olacak mı? 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin başladığının görüldüğü andan itibaren, anlaşıldığı andan itibaren Sayın Genel Başkanımız Ankara'da olan milletvekillerimize bu hain darbecilere karşı derhal meclise gidip millet iradesine sahip çıkmaları talimatını vermiştir. Bizim milletvekillerimiz de o gece meclisin kapılarını ilk açtırarak Gazi Meclis'e girmiştir. Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız Sayın Uğur Bayrak tutan meclis başkanlığına 15 Temmuz gecesi meclise gelen milletvekillerinin hem giriş hem de kamera kayıtlarını sormuştur. Yine milletvekillerinin o gece meclise giriş yaptıkları saate göre sıralı listesini istemiştir. Cevap: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen ziyaretçilerin TBMM yerleşkesine girişlerine ilişkin veri ve kayıtlar tutulmakta olup, milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesine ve genel kurul salonuna girişlerine ilişkin herhangi bir kayıt tutulmamaktadır olmuştur. Yani meclis başkanlığı ortada böyle bir kayıt yok demiştir. Ama şimdi bizim milletvekillerimizin kamera kayıtları ortaya çıkınca çark etmeye başlamışlardır. Benim onlara tavsiyem, illaki kayıt arıyorlarsa 15 Temmuz'dan sonra Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne darbeye karşı kararlı tutumu nedeniyle ettiği teşekkürlerin kayıtlarına bir bakıversinler. O gün bizlere teşekkür üstüne teşekkür edenlerin bugün içine düştükleri hazin durumu da milletimizin takdirlerine bırakıyoruz. Efendim, Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle: Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre iktidara yakın şirketler zeytinliklerin madenciliğe açılması için Cumhuriyet Halk Partisi'nden destek istedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da sosyal medya üzerinden verdiği ve o dönem gündeme oturan bir mesajla bu iddialara yanıt verdi, pişman olursunuz dedi. Sizin bu haber ilişkin bir değerlendirmeniz olacak mı? Hemen ifade edeyim, mesele sadece zeytinlik meselesi değildir. Ülkenin talanı meselesidir. Ben Genel Başkanımızın 5 Temmuz 2022 tarihli mesajını bir kere daha hatırlatmak isterim. Beşli çeteyle aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa kim olursa olsun pişman olur. Bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın. Genel Başkanımızın burada söyledikleri yorum gerektirmeyecek kadar açıktır. Thank you.